Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Beşiktaş'ta neler var? Biraz da Beşiktaş'a bakalım. Ee, Süper Lig'in sizlerin de bildiği gibi ilk yarısını Konya deplasmanında kapatmıştı siyah beyazlar ve 1-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrıldılar. Böylece ilk yarıyı da 28 puanla 7. sırada tamamlamış oldular. Siyah beyazlara dair notlar neler? İzliyoruz. Beşiktaş Süper Lig'de ilk yarı itibariyle geçen sezondan uzak bir görüntü çizdi. Siyah beyazlılar ilk yarıda sadece bir dış saha maçında 3 puan uzanabildi. Beşiktaş diğer deplasman maçlarından 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar Önder Karaveli yönetiminde ilk mağlubiyetini Konya'da aldı. Beşiktaş, Karaveli yönetiminde çıktığı diğer maçlarda 2 galibiyet bir de beraberlik elde etmişti. Sergen Yalçın'ın ayrılmasından sonra teknik direktör arayışına giren siyah beyazlılar Önder Karaveli ile iyi bir ivme yakalamıştı. Ancak Konya deplasmanında alınan mağlubiyet sonrasında teknik direktör ihtiyacı yeniden gündeme geldi. Perşembe günü kupa maçında Altay'ı konuk edecek olan siyah beyazlılar ardından 5 Ocak'ta Süper Kupa finalinde Antalya Spor'la Doha'da karşılaşacak. Bu maçlarda takımın başında Önder Karaveli'nin olması bekleniyor. Bu maçlardan alınacak sonuçlara göre ligin ikinci yarısı için yeni bir teknik adam alınması yeniden gündeme gelebilir. Beşiktaş'la devam ediyor Siyah beyazlarla ilgili gazetelerde neler var bakalım. Yine Fanatik'in iç sayfasında yeni hedef 3. kupa başlığını görüyoruz. Ligde ilk yarı 28 puanla tamamlayan Karakartal gözünü 5 Ocak'taki Süper Kupa'ya çevirdi. Geçen sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş, Katar'daki maçta Antalya'yı yenip 3. kupanın moraliyle ligin ikinci yarısına fırtına gibi girmeyi planlıyor elbette. Alex Teixeira e dönüyor biraz isimler üzerinden gidelim. Geçen sezon Sergen Yalçın yönetiminde hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Siyah Beyazlar Süper Kupa'da 5 Ocak Çarşamba günü Antalya Spor ile karşı karşıya gelecek belirttiğimiz gibi. Katar'ın El Rahman şehrinde Ahmet Bin Ali Stad'ında oynanacak mücadelede bu kez Önder Karaveli'nin yönetiminde sezonun 3. Kupası'nı müzesine götürmeyi planlayacak elbette siyah beyazlar. Takımda sakatlığı bulunan isimlerden Mert Günok, Kevin Enkudu ve Necip Uysal bu mücadelede görev yapamayacak. Problemini atlatan Alex Teixeira ise Süper Kupa maçına yetişecek öyle görünüyor. Yine bir müjdeli haber de Piyaniç'ten geldi. Dünkü idmanda yer alan Antalyaspor karşılaşması da yine Beşiktaş'ın en önemli sınavlarından biri olması Planlanıyor. E, yapılan kontroller sonucu bir soruna rastlanmadı Bosna-Hersekli süperstarda ve bakalım e, o üzerine düşen görevi yapabilecek mi? Takımın en önemli kozlarından biri olarak sahnede olacaksa bakalım hakkını verebilecek mi Piyaniç? Hemen onun altında Önder Hoca'yla devam başlığını görüyoruz. Siyah beyaz takımın başında çıktığı ilk 3 maçtan 7 puanla ayrılan Önder Karaveli'ye 1-0'lık Konyaspor mağlubiyeti sonrasında da yönetimin desteği devam ediyor hocaya. 47 yaşındaki teknik adam Altay ve Antalyaspor maçlarında da görev yapacak. Bu iki maçlık tabloda belki belirleyici olacak siyah beyazlar adına. Transferi duyurdular. Kalepe Kuban Türkiye'de o formayı giyecek. Hücum hattından beklenen verimi alamayan Beşiktaş yönetim çözümü transferde buldu. Ocak ayında yapılacak takviyeler için kolları sıvayan Kartal, Kalepe Kuban'ı gündemine aldı. Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla gösterdiği performansla göz kamaştıran ve İtalya Serie A'nın yolunu tutan ganalı futbolcu Genoa'da ritmini bulamadı. Takımdan ayrılması gündeme gelen 27 yaşındaki golcü için Beşiktaş devreye girdi. İtalyan basınından Gazetta Dello Sport'un haberinde Ekuba'nın siyah beyazlı formayla Türkiye'ye döneceği iddia edildi. Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık geldiği gibi gidiyor. Bu sezon Süper Lig ve Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi büyük önem taşıyor. Siyah beyazlarda Ocak ayında sürpriz transfer hamleleri bekleniyor. Kadroda yapılacak takviyeler için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlarda mevcut oyuncuların son durumu merak ediliyor. Takımdaki yüksek maliyetli ve faydasız oyunculardan kurtulmak isteyen yönetim cazip bir teklif gelmesi durumunda 3 milyon euro kasanın Alex Teixeira'yı gözden çıkartacak. Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı futbolcu ile beklentileri karşılayamadı. Bu sezon 13 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki oyuncu 3 gollük katkı verdi. Kartalo sürpriz hoca adayı süper kupa kazanılmazsa Jintrich Tripikovski gelecek. Konya Spor karşısında alınan mağlubiyetin ardından Beşiktaş yönetimi teknik direktör çalışmalarına başladı. Türkiye Kupası'nda Altay, Süper Kupa'da ise Antalya Spor'la yapılacak maçların sonuçlarını bekleyen idareciler yerli ve yabancı adaylarla görüşüyor. Sabahına benne göre yeni bir teknik adam gelmesi durumunda Önder Karaveli yardımcı antrenör olacak. Altyapı ve U19'un sorumluluğu da kendisine verilecek. Daha önce Pineyron'un kıyısından dönen Beşiktaş'la çok sayıda isim gündeme gelirken bunlardan biri de Slavia Prag'ın Çekyalı teknik adamı Jintrik Tripikovski oldu. 2017-2018 sezonu devri arasından bu yana Çek ekibini çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam en güçlü aday konumunda. Kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunan Tripsovski, Slavia Pragı 3 sezondur şampiyonluğa ulaştırıyor. Başarılı çalıştırıcı ile ilgili Beşiktaş'ın önündeki tek engel 2023'e kadar olan kontratı. Galatasaray'ın transfer gözüsi Belayli'ye Beşiktaş talip oldu. Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından Önder Karaveli ile yola devam eden Beşiktaş gözün ara transfer dönemine dikti. Fransız basınına göre siyah beyazlar bonservisin elinde bulunduran Yusuf Belayli ile ilgileniyor. Haberde Katar'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımı imza atmayan Belaili için Bazel'in devrede olduğu ancak Anderlet ve Beşiktaş'ın da oyuncu ilgilerinin olduğu belirtildi. Cezayirli oyuncunun Bazel'den 1.3 milyon euroluk teklif aldığı ifade edilirken Standart Liège, Anderlet ve Beşiktaş'ın beklemede olduğu kaydedildi. Önder Karaveli'den takıma uyarı, zamanımız yok. Beşiktaş teknik sorumlusu Önder Karaveli, Konya Spor Yenilgisi'nin ardından takım oyunlarını eleştirirken futbolcularına da tatlı sert uyarılarda bulundu. Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Karabeli şu ifadeleri kullandı. Ligin kendi evinde en etkili takımlarından biriyle oynadık. Muhalibiyeti hak etmedik ama kazanacak bir performansla sergileyemedik. En büyük sorunumuz rakip cezalarında yeteri kadar net gol pozisyonuna girememek. Bunu çözmek için çok fazla vaktimiz yok. Türkiye Kupası ve Süper Kupa maçlarında bu sıkıntıyı ortadan kaldıralım ifadelerini kullandı. Süper Ligin son şampiyonu biziz. Üstelik bir değil iki kupamız var müzemizde. Bu nedenle sadece Beşiktaş camiası değil, taraflı tarafsız. Herkesin bizden beklentisi büyük. Ligin ilk yarısını istemediğimiz bir yerde tamamladık. Artık yeniden başlama zamanı geldi. Kupa maçlarının ardından lige çok iyi bir başlangıç yaparak zirve yarışında etkili bir pozisyona girmeliyiz dedi. Ceno'nun piyano içi sırarı sürüyor. Sezon başında Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Miralem Pjanic için İddiaların ardı arkası kesilmiyor. İtalyan basınında yer alan haberde piyan siyah beyazlardan ayrılarak Genoa'ya transfer olacağı iddia edildi. Genoa yöneticilerin devre arasında yapılacak transferlerle Andriy Shevchenko'ya daha güçlü bir takım emanet etmek istedikleri belirtilirken listenin ilk sırasında Mirelen Piyan için yer aldığı kaydedildi. Deplasmanda 21 puanlık kayıp. Şampiyonluk yarışında geride kalan Beşiktaş bu sezon dış sahada yaşadığı kayıplarla ağır yara aldı. Deplasmanda oynadığı 9 Süper Lig maçından sadece birini kazanabilen Siyah Beyazlar 5 mağlubiyet 3 de beraberlik aldı. Karakartal bu sezon evinin dışındaki maçlarda 21 puan kaybederek büyük darbe yedi. Güven Yalçın alkış aldı. Geçen sezonun ikinci yarısını Lekke'de geçiren Güven Yalçın alkış topladı. Beşiktaş'ta bu sezon 19 karşılaşmada 352 dakika sahada kalan Güven 4 gol 2 asist performansıyla parmak ısırttı. Beşiktaş 7 gol 1 asist, Batçuay 6 gol 4 asistlik performans sergilerken Güven Yalçın aldığı sürede 6 gole doğrudan katkı verdi.